Metropolitan Sanat Müzesi'nde Kolomb öncesi döneme ait bir sanat galerisindeyiz. Güney Amerika'dan bugün Peru'nun bulunduğu topraklardan gelen seramik bir şişeyi inceliyoruz. Güney Amerika'daki Kolomb öncesi kültürleri düşündüğümüzde aklımıza öncelikle İspanyollar kıtaya ilk ayak bastıklarında dominant kültür olan İnka kültürü gelir. Ama bu topraklarda bundan önce de yaşayanlar vardı ve onlar da binlerce yıl boyunca sanatla uğraşmışlardı. Şu an bakmakta olduğumuz obje yaklaşık olarak 3500 yaşında. Bu şişe isimlerini tam olarak bilmediğimiz bir kültüre ait olduğu için o kültürden genel olarak Kupisniki olarak bahsediyoruz. İncelemekte olduğumuz bu obje Peru kıyısındaki Heketepeke vadisinde bulundu. Kupisniki aslında hakkında daha fazla şey bildiğimiz Çavin kültüründen önce gelen siller için kullandığımız genel bir terim. Eskiden Çavin'in ana kültürü olduğunu düşünürdük. Yani bize Çavin stilini andıran her parçayı Çavin kültürüne ait olarak yorumlardık. Şu anda bunun Çavin'den önceki stillerin gelişmesine katkıda bulunan bir stil olduğunu ve Çavin'in de bu stillerde yaşanan gelişmeler sonucu ortaya çıktığını biliyoruz. Tarihimizin ve sanat tarihinin sürekli gelişmekte olduğuna dair ne kadar muhteşem bir örnek öyle değil mi? Bu kültürler sözel kültürler değillerdi. Yazıyı geliştirmemişlerdi ve yazı onlar için önemli değildi. Dolayısıyla bizler de bu stillerin hangi zamana ait olduklarını bulmak için arkeolojik bulgulardan faydalanmak zorundayız. Objeye yakından baktığımızda birçok bilgi edinebiliyoruz. Başka türlü pek fazla bir anlam içermeyecek olan detaylar aynı şekilleri aynı hayvan suratını birçok defa gördüğünüzde size bir anlam ifade etmeye başlıyor. Esasında burada birden fazla hayvan suratı mevcut. Bu, stilin gelişme sürecinde baskın olan özelliklerden biriydi. Bir görüntüde birden fazla desen bir araya getirilirdi ve bu durum bu parçayı üreten grubun üyesi olup olmadığınızı anlamak için kullanılırdı. Yani eğer bunun ne anlama geldiğini anlayabiliyorsanız o gruptan olduğunuzu kanıtlamış oluyordunuz. Ve eğer o gruba ait değilseniz bu gizemli resimleri anlamanız da mümkün değildi. Şişenin sağ tarafını anlamak ve yorumlamak benim için daha kolay. Kilin bu tarafta inceldiğini görüyorum ve ayrıca burada kedi suratına benzeyen bir temsil kullanılmış. Bir diş, bir göz, kafanın üzerinde bir kabartı ve bir burun göze çarpıyor. Buna ek olarak boyundan aşağı doğru uzanan bu desenlerin de hayvanın kürkünü temsilen yapıldığını düşünüyoruz. Bu hayvan formları o kadar genel bir şekilde kullanılmış ki zaman zaman bu hayvanın sadece bir kedi türü olduğunu söyleyebiliriz. Bazen de bir sürüngene benzetiliyor. Şişeyi içindekini dökmek için bu şekilde yan çevirdiğinizde ortaya bambaşka bir surat daha çıkıyor. Başka bir kediye ait bir surat. Burada yukarıya bakan başka bir göz var. Burası yüzünü kaplayan kıvırcık ve benekli kürkü. Alt kısımda da dişlerin olduğunu görüyoruz. Burada o kadar çok diş var ki bunun bir kedi değil de belki de bir kayman timsahı olduğunu bile düşünebiliriz. Kayman timsahları diğer timsahlara benzerler. Tehlikeli ve korkusuzlardır ama bu objelerin yapıldığı yerlere yakın yerlerde yaşamazlar. Dağların ardındaki ormanların derinliklerinde yaşayan efsanevi yırtıcılardır. Yani o zamanlarda ancak mistik bir ayı olarak kullanılıyor olabilirler. Objeye dönersek, Siyah ve yukarı bakan göz içindeki göz bebeği gözün üst kısmına asılı gibi göründüğü için bundan sarkan iris olarak bahsedilir. Bu da yine Chavin stilinde sıklıkla karşımıza çıkan öğelerden biri. Önceleri bu insanların Chavin stilini görüp bundan etkilenerek benzer şeyler ürettikleri düşünülmüştü. Oysa artık esas bu parçaların Chavin'e ilham verdiğini biliyoruz. Sol taraftaki çıkıntı büyük hayvan suratına ait bir dile benziyor. Fakat şişe dik şekilde tutulduğunda ise bu küçük kedi ya da sürüngen diye tanımladığımız formun kuyruğuna dönüşüyor. Aslına bakarsanız bu kısım belki de başka bir hayvana ait. Çünkü şişeye bu açıdan baktığımızda bu sefer de buradaki başka bir göz dikkatimizi çekiyor. Bu durumda az önce bir dil ya da kuyruk olarak yorumladığımız bu parça bu açıdan bakıldığında bir kulak da olabilir. Şişenin duruşunu değiştirdiğimizde öne çıkan görüntünün değişmesi ve ortada birden fazla görüntü olması bence çok güzel bir fikir. Bu objenin ayinlerde kullanıldığını düşünüyoruz. Fırınlanmadan önce değil, fırınlandıktan sonra boyandığını biliyoruz. Bu da yüzeyinin çok hassas olduğu anlamına geliyor. Yani günlük kullanıma uygun bir parça değil. Kesinlikle özel bir obje ve üzerindeki görsellerde kesinlikle öyle. Bazılarının şamanik ya da mistik görüş olarak nitelendirdiği, güçlü ruhani hayvanların lider olduğu, bizim dünyamızın ötesinde bir dünyanın var olduğuna inanan bir grup insanın yapımı olan muazzam bir parça.